Piyasanın rakamlarına bakacağız. Şimdi de piyasanın rakamları bizler için önemli. Ekranlara geliyor piyasanın rakamlarının bize yansıttıkları. BIST yüz endeksine baktığımızda 78.310 puanı gördük. Borsa yükselmişti geçtiğimiz gün ve dün itibariyle özellikle. Artık 76.000'den 77.000 konuşuluyor demiştik. 78.000 konuşuluyor demiştik. Şimdi 79.000'e doğru yol alacak mı bu konuşuluyor. Dolar TL paritesinde 2.93'ü görüyoruz. Dolarda ciddi düşüş vardı. O düşüş devam ediyor. 2.93'lere geriledi. Euro TL paritesinde 3.31 seviyesini görmekteyiz. Spot altının gram fiyatında da düşüş var. 107 liraya geriledi. 108 liranın da altına indi. Brent petrolde bir nebze de olsa düşüş hakim. 52 dolardan 51 dolara gerileyiş var. Brent petrolün varil fiyatında. Şimdi işin uzmanına döneceğiz. ALB Forex araştırma analisti Onur Altın telefon attığımızda. Efendim ilk öncelikle günaydın. Günaydın Selim Bey. İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Neler aktaracaksınız? Piyasalar yüzleri güldürüyor gibi. Dövizde düşüş var. Borsada yükseliş var. Türkiye kaos içindeyken borsa niye yükseldi? Dolar niye düştü diye çok merak ediliyor, söz sizde. Öncelikle küresel borsalardaki yukarı yükselişlerin devam etmesinin etkileriyle biz aslında borsa tarafında yukarı doğru hareketlilik görüyoruz. Yine 2 yıllık gösterge tahvil faizlerinin 2009 seviyelerinde, 2009'da görülen 11.89 seviyelerinden bugünlerde 10.89 seviyesine düşmesi borsa tarafına prim getiren ikinci bir neden oldu. Dün Avrupa tarafında yukarı yükselişler devam etmişti ki Amerika'da hisse senetleri de son dönemde görülen emtia hisselerindeki düşüşü sonlandırıp yükselişle kapatmaları ve yine biyoteknoloji hisse senetlerindeki yukarı yükselişlerinin devam etmesi Amerika tarafına pozitif yansıdı. Biz de bunun sebebiyle yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Yine Amerika'nın faiz arttırmasının ertelenmesi, hatta 2016'ya sarkacağı söylentileri ve şu anda da baktığımızda gelen verilerin 2015 içinde bir faiz arttırımını işaret etmemesi sebebiyle biz küresel anlamda gelişmekte olan ülkeler bazında da yine yukarı yönlü yükselişler kaydediyoruz. Bunun dışında bugüne baktığımızda bugün Türkiye'de sanayi üretim verisi açıklanacak. Türkiye sanayi üretim verisi bir aylık bazda bir önceki ay 0.8 gerçekleşmişti. Bu ay bir önceki ay -1.05 gerçekleşmişti. Bu ay 0.8'lik bir artış bekleniyor. Yıllık bazda da 2.1'lik bir artış beklentisi var. Tabii ki bu pozitif bir gelişme. Eğer bu pozitif gelişme devam ederse bugün bir miktar tekrardan şu anki görülen tablonun tersine görülebilir borsa tarafında. Avrupa borsaları negatif de açılış kaydetti ki bizim borsamızda dediğim gibi küresel borsalara ayık uydurarak negatif bir şekilde bugün açılışına başladı. Bugün Amerika tarafında akşam gelecek FED toplantı tutanakları çok önemli. 17 Eylül'de gerçekleşen FED faiz kararının toplantı tutanaklarında Amerika'nın makro görünümüne ait bize fikirler sunacak ve ekonomideki toparlanmayı ve büyümeyi ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta bu toplantı tutanaklarının 17 Eylül'e kadar olan zaman dilimini içermesi ve bu 17 Eylül sonraki dönemde açıklanan tarım dışı istihdam, ISM imalat gibi önemli verileri içermemesi. Bu anlamda tabii ki Amerika'da niye faiz artırımına gidilmedi sorularına cevap arayacakken bir de biz bu 17 Eylül sonrasında gerçekleşen kötü verilerin etkilerini de piyasa yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Yine şöyle baktığımda petrol tarafında ham petrol stokları dün beklentilerin üzerinde 3.1 milyon varil geldi ki aslında Beyaz Saray'dan da önemli bir açıklama vardı ki petrol fiyatlarını etkileyecek bir açıklama. ABD'de uygulanan petrol ihracat yasasının kaldıracak yasanın temsilciler meclisten geçmesi halinde Beyaz Saray bunu veto edeceğini açıkladı. Bu da Amerika'nın küresel piyasalara petrol arzının sürülmesinin kısıtlaması anlamına geliyor. Yani
şeylere, rakamlara baktığımızda bugün dolar TL'deki düşüş hareketinin devamını görüyoruz. Her ne kadar dün bir miktar tepki hareketi görsek de bugün kritik seviye olan 2.9380'e kadar az önce geriledik. 2.9380 kırılması halinde önce 2.9150 ve arkasından 2.90'a kadar bir geri çekilme hareketi devamı gelebilir. Yukarıda ise 2.96 onun üzerinde 2.9740 seviyesini izliyor olacağız. Euro TL'de de yine aynı şekilde 3.3020 önemli destek noktamız. Bu seviyenin altında 3.27'ye kadar bir geri çekilme yaşanabilir. 3.3350'nin kırılması halinde de 3.3620 seviyesi bir sonraki direnç noktamız. TL çaprazlarında biz satış hareketinin devamı gelebileceğini düşünüyoruz. Şu anda baskı altında. MHP'nin de koalisyon hükümetine seçim sonrası yakın olduğunu açıklaması, siyasi tarafta da bir miktarda beklentileri satın almasıyla birlikte TL tarafında biz aşağı yönlü, TL güçlenirken kur tarafında aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Borsa İstanbul'a baktığımızda 78.369'da seyreden borsada 78.200 desteği kritik. 78.200'ün üstün altına inersek 77.000'e kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Yukarıda da 79.000'in üzerinde 79.900 seviyesine kadar bir yukarı yükseliş söz konusu olabilir ama şu anki konjonktürde 79.900'leri kıracak bir net bir konjonktür göremiyoruz açıkçası. O yüzden de yukarıda dikkatli olması gerekiyor yatırımcıların. Gram altın fiyatlarına baktığımızda 107.50 çok kritik bir destek noktası. 107.50'nin kırılması halinde aşağı yönlü sert bir satış baskısı yaşanabilir. İlk etapta da 104.50 seviyesini takip ediyor olacak. Yukarıda da 108.70'in kırılması halinde tekrardan 110.40 seviyesi takip edilecektir diye günü özetleyebiliriz Selim Bey. Sayın Altın, çok çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için iyi çalışmalar efendim. Değerli izleyiciler, şimdi